Bak ilk önce dikkat ederseniz sadakat. Sonra kalbi bir özellik. Kalp. Çünkü mesela o ateist sormuştum. Peki sen nasıl düşünüyorsun? Benim aklım böyle diyor ama vicdanım bu taraftayım diyor. Vicdanı kullanmaman gerekiyor dedim. Vicdan çünkü ateist olmaması lazım. Her şey maddededir. Maddenin vicdanı yoktur. Şimdi demek ki birincisi teslim. Safayı Kur'an'ın beyanı. İki, safayı kalp. Üç, safayı kalp yaptıktan sonra senin parazitlerimiz var böyle. Tiraki olduklarımız, taşınmak gerekiyor. Hakka taşınmak, cüziyetten külliyete taşınmak, cehaletten ilme taşınmak, ferdiyetten cemaate taşınmak, cemaat olmak, cemaatsız olmama. Bunlar hep taşınmaktır. Hep bir yerlerden sıyrılmaktır. Üçüncüsü de bu. Safayı kalp, teskiyi nefs. Dördüncüsü, ruhun tekamülü başlıyor. Ondan sonra akıl bu aletler, bu malzemeleri veri tabanlarını kullanarak tamam, sadak ve bilhakkına tahmin ediyor. Evet. Şimdi bugünkü senin dersimiz şuydu. Osmanlıcadan Türkçe'ye çevrilmiş bir metin isim verdik. Dini tamir davasında din tahripçileri. Benim cümlem değil, ecdadın şeyidir. Dini tahrip davasında dini tamir davasında din tahripçileri idi dün şeydi. Dini mesela tamir edeceğiz diye ulema-i sular var ya böyle. Böyle hocalardır, şudur, şunlar. Bunlar bak dini tamir davasında din tahripçileri. Bu ikinci ders oldu. Nedir o? Ustadımız 24. sözün 3. dalının 10 tane asıl var. Ayet ve hadisler nasıl yorumlanır? O bilinmese nasıl hurafe, bidat ve dalaletlere düşüp insanları da sevk ettiğini anlatıyor. Birincisinde işte teslim olmak gerekiyor. Onun üzerine yürümek gerekiyor. İşte o bilinmese bunun gibi hadisler var işte. Şunu okursan şu kadar sebap var. O işte adaletle, rahmetle, mukayeseyle bunlar tabi usul bilmiyor. Bir de felsefe ile din arasındaki en büyük farklardan bir tanesi felsefede belagat yoktur. Yani sebep-sonuç ilişkisine odaklandığı ve fikir ürettiği için yani eşyanın diliyle konuşamaz. Bazen bir Allah bu çiçeğin diliyle konuşur. Bazen bir peygamberle konuşur, arıyla konuşur, tamam mı? Mevcudatla konuşur. Bu sefer bunu felsefe bunu kavrayamadığı için Allah nasıl böyle konuşur der. Oysa Allah beşer seviyesine inmesi lazım. Beşeri içine girecek, beşerle konuşması için beşerin fıtratıyla beşere konuşması lazım. Anlasın. Bu bilinmeyince bunlar olur. 200 kaçtı? 162. Emir Dağ 1, 162'de Cevşen'i okuyanların Kur'an kadar sebap mı demişti? Dünya kadar. Hayır. Dünya kadar. Öyle mi? Oku bakayım. Bir. Cevşen'i okuyanların. Kur'an kadar sevap verilir. Kur'an kadar sevap verilir. İki, Cevşen'i bitirenlerin 4 tane Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam kürsülerinden çıkar. O zata o gün selam durur. Tevazu hürmet ederler. Tevazu ve hürmet ederler bir de. Yani. Ya bu olur mu ya kardeşim? Diyenler için. Sen anlamazsın kardeşim. Ehline soracaksın. Yalnız sana bir tavsiyem var. Fizikteki formülü çözerken ne olur coğrafya formülüyle tanımlamalarıyla izah etmeye kalkma fiziği. Her bir fen kendi lisanıyla doğar. Hangi feni öğrenmek istiyorsanız onun lisanını öğreneceksiniz. Bir de söylüyorum. Ben iyi bir fizikçiyim. Dolayısıyla iyi kimyacıyım de diyemezsiniz. Fiziğin tanımlamasıyla, atomu tanımlamasıyla efendim kimyanın hücre tanımlamasını izah etmeye kalkarsa ortalık karışır. Her fen kendi lisanıyla doğar. Hangi fenin fencisi olacaksan, ehli olacaksan onun lisanını bilmen lazım. İşte bu peygamberin hadisini bilmen lazım ki Arapçasını Türkçe'ye çevirmeyle olmaz. Hadis uleması olabilmen için, hadisi yorumlaman için o fenin ehli uleması olman lazım. Ona ne denilir dinde? Arapça bilene denmez. Hadis ulemasına muhaddisun denilir. Mesela Kur'an'ı tefsir edip mana veren Arapçayı bildiği için hadisi de izah etsin. Hayır.
Kur'an'ı tefsir edene de müfessirun denilir. E şimdi o da Arapça bile, o da karışamaz. Peki müfessir Kur'an'a mana veriyor. Akaidci olamaz. Akaid de içinde bölünüyor. Hukuk bile, fıkıh bile, koca fıkıh dünyasında miras hukuku bir ayrı bir babdır. Ayrı bir ihtisastır. Ayrı bir ihtisastır. Miras hukuku bambaşka bir şeydir yani. Mesela kadın fıkıhı bambaşka bir şeydir mesela. Acayip bir şey. Mesela imsak diyebilmesi için, namaz vakitlerini diyebilmesi için İmam Azam'ın astronomi ve astroloji ilmini çok iyi bilmesi lazım. O ilmin fenli olması, uzmanı olması lazım. Kadın hastalıktan uzmanı olamayan kadınların özeline hüküm getiremez. Doktor olması lazım. Sıcak şey yemeğe üfürerek yemeğiniz diyebilmesi için hem kimyacı olması lazım, çünkü nefesin bu sıcak yemeğe ne yaptığını, hem diyor dahiliyeci olması lazım. Yemeğin böyle girerse ne olur? Basit bir cümleyle ifade ediyor ama iki fenin uzmanı olması gerekiyor gibi. O zaman haddini bil, hududunda kal. Bil kendini, bilmesen kendini patlatırlar en seni. Peki. Fatih.